Şimdi transfer sezonu resmi olarak başlamadan önce yavaş yavaş böyle tabii nabız yoklamalar devam ediyor. Ama Beşiktaş cephesine baktığımızda 3 önemli isim ne olacak? Gezal, Aboubakar ve Rozier. Şimdi Aboubakar tarafına baktığımızda aslında Beşiktaş biraz resmi çekmiş gibi görünüyor. Özellikle Sayın Başkan'ın açıklamasından da anlayacağımız üzere yani artık bir karar ver. Tabii, Ya bizimle tabii. devam et ya da sana güle güle tarzında bir res çekme görüyoruz. Bakalım yani nasıl bir yol haritası belirlenecek? Aboubakar'ın cevabına karşılık Beşiktaş'ın elbette ki bir sistem belirlemesi de gerekiyor öte yandan. Neler Ya olacak şimdi sence? Biraz yılan Aboubakar hikayesine dönmüş gibi ya sanki Aboubakar öyle durumu. Ceza konusunda daha Aboubakar'a rahatlar ama. Fenerbahçe'nin de teklif yaptığına yönelik haberler yansıdı daha önce medyaya. Şimdi Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceliği takımı korumak, mevcudu korumak istediğini söyledi. Ancak belirli de ödeyebilecekleri paralar var. Bunun da üzerine çıkamayacaklar. Hani şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplardan katılıyor olmak mutlaka gelir anlamında bir katkısı olacak. Hala sıkıntılar Ancak devam ediyor. öyle dağıtabilecekleri paraları hiçbir kulübümüzün yok. Dolayısıyla belli bir skalanın üzerine çıkamayacaklar. Aboubakar da yaşı da ortada. Evet, çok fazla katkısı oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna gerçekten doğrudan etki eden isimlerden birisi oldu. Ama mevcut şartlarda çok zorlayacağını düşünmüyorum ben Ahmet Nur Çebi'nin. Yani işte örnek veriyorum 3 milyonsa düşündüğü fiyat bunun üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Aboubakar'ın artık bundan sonra kendi tercihi olacak. Mesela bir seyircimiz Ayrılacağını mı düşünüyorsun yani ya yeni eğer sezonda? Aboubakar Beşiktaş'ın teklif edeceği rakamı kabul etmezse, daha üstünü isterse çok direteceklerini Kalmadı taraftarı düşünmüyorum. gerçi ama Aboubakar Beşiktaş'ta. Yani kalmalı. Bence de Ne kalmalı. öyle ne böyle ikisinden de Ama şimdi diğer vazgeçmiyorlar taraftan da kulübünden. kulübün bir finansal durumu var. Uçamayacaklar. Dolayısıyla bir yandan da o var. Mesela Jetson Fernandes Beşiktaş'tan alıyor. Ne düşünüyorsunuz demiş Enes Aktürk. Evet, medyaya da yansıdı. Kiralık olarak Galatasaray'daydı ve Benfica'ya döndü. Kiralık sözleşmesi sona erdi. Galatasaray da tekrar kiralamak istiyor bu arada. Benfica da satmak istiyor. Buna yönelik haberler var. Beşiktaş'ın ilgilendiğine yönelik medyaya yansıyan haberler var. Ancak ilk ağızdan gelen ilgileniyoruz gibi bir durum yok. Dolayısıyla Jetson Fernandes gelirse katkı sağlar mı? Kuşkusuz katkı sağlar. Genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Hızlı bir oyuncudan, oyunun yönünü değiştirebilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Var. Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Var. Ama yoluna nerede devam edecek Fernandes, onu göreceğiz. Abdullah Bey de şöyle bir yorumda bulunmuş. Talisca'nın da yeri doldurulamaz diye düşünmüştük ama Gezal geldi demiş. Keşke kalsa ama o da giderse biri gelir biri gider elbette. Ya Gezal Şimdi etkisi tamam ama Rossi'yi de ihmal etmeyelim bence. Yani orada arkasında Rossi'nin oynuyor olması da çok büyük avantajdı. Onu besleyen oyuncu da oydu. Gezal ve Rossi ikilisi ayrılırsa aynı performansı gösteremeyeceklerini düşünüyorum.